gitti, oradan devam etmek istiyor ya da kalınan yerden Ahmet. Aslında Türk başkanlığına dair Şerif Mardin'in bir katkısı var. O katkıyı dile getirmek istiyorum burada. O Türk istisnailiği diyor. Ve bu Türk istisnailiğini tabir ederken de kastettiğini şöyle ifade ediyor. Yani daha evvelki aslında merkez-çevre ilişkileri türündeki ikilikli dualist tezlerin de bir anlamda kendi kendini reddeden bir şey bu, eleştiren bir şey. Türk istisnailiği aslında din ve devletin aynı kumaştan olduğunu ve bunu işte bir Osmanlı ardalanı olarak tabir ediyor. Burada aslında tam da demin gelinen noktada hani işte bir takım güçlerin kriz durumlarının hani o kadar korkulmaması gereken durumlar olduğunu da gösteren bir şey söylüyor. Türk modernleşmesi aslında bir takım birbirine muhalif unsurların birbirleriyle çekişmesi, mücadelesi ve yeni alanların bu vasıtasıyla yaratılmasıyla ilerleyen bir şey olarak kendini gösteriyor diyor. Şimdi burada aslında iki boyut var. Bir, ben Türk başkalığı tezinde bu Osmanlı ardalanı ya da din ve devletin aynı kumaştan olarak algılanmasının, yani geçmişin etkisinin ne olduğunu sormak istiyorum. Bir taraftan da bu birbirlerine karşıt güçlerin birbirleriyle mücadelesi sonucu yeni alanlar yaratılmasının nasıl bir şey olduğunu ve sizin Türk başkalığı tezinizle Şerif Mardin'in Türk istisnailiği dediği şey arasında nasıl bir ilişki olduğunu sormak istiyorum aslında. Yani sorunuzun ilk kısmına verilecek cevap açık bence. Şimdi bizim istisnailik, başkalık, özgür türden bir başkalık, bir özgünlük, bir istisnailik şey yapabiliriz, bulabiliriz. Yani bunlar sosyolojik olarak manidar olabilir, tarihsel olarak manidar olabilir ya da olmayabilir. Ya da dünya tarihi açısından, mesela Türkiye'nin bence hani Türkiye'nin ya da İran'ın bu tür istisnailikler taşıması, başkalıklar taşıması dünya tarihi açısından manidardır. Çünkü hani sonuçları başka türlü olabilir. Ama esas mesele bu başkalığı ve bu başkalığa yönelik ideoloji. Şimdi bazıları şey diyecek, inşaı denilmesi gerekiyor, inşası dedi. İşte bunlar Türk Üniversitesi'nde böyle hoca oluyorlar filan. Yanlış, özür dilerim. Burada sorun var. İleri süren hareketlerin evet. Aslında dizginlenebileceği, geçmişte belki vardı ama kendilerini dizginleyebileceği bir takım yerler yok. Bu yerler aslında işte Batı'nın geçtiği, kendine özgü olsa da bir tür aydınlanma ekseninde geçtiği o dizgede elimizde kalan neyse, o ideal olarak, o ideal olmadan da dizginlenemez. Böyle bir şey mi nihayette benim anladığım? Evet, ya bu dizginlemek bir şeyi, yani dizginlemek tabii yani, yeterince güçlü bir ifade değil aslında tabii, ama yani kastettiğim şey öyle bir şeydir. Ya bir hususuz da dikkatinizi çekmek isterim Ahmet Bey. Mesela bu devlet ve dinin örtüşmesi hususu. Yani sosyolojik olarak ya da tarihsel olarak baktığımızda bunu sadece için, Türkiye için mi söyleyebiliriz? Hayır. Yani bunu bunu elbette Türkiye toplumu için bu daha fazla bir sosyolojik artıyı ifade eder. Burada yani, şöyle bir dönemselleşme olmadı. Yani Türk modernleşmesinin, Türk batılılaşmasının belli bir evresinde aslında dinle devletin o kadar özdeş olmayabileceğine dair tezler daha ağırlıklıydı. Belki bu tezi hani bir anlamda eleştiri olarak belki Şerif Hoca kullanmış oldu. Evet, yani zaten hani yukarıdan gelen bir talebe aşağıdan bir destek geldi mi ki yani bizim kendi modernliğimize farklı bir gözle, hatta Türk başkalığı diyerek bakabiliyoruz. Bizdeki modernliğin aşağıdaki tablosu ne, yukarıdaki tablosu ne? Yani şöyle söz etmek gerekir. Bu başkalık argümanı